Türkiye Korfbol A Milli Takımı Avrupa Korfbol Şampiyonası hazırlıklarına Hasan Gemici Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Türkiye Korfbol A Milli Takımı Baş Antrenörü Yüksel Abdikoğlu, antrenman sonunda antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye'nin performans olarak, tecrübe olarak en donanımlı takımıyla çalışıyoruz. Şanslıyım o yüzden. Uzun yıllardır oynayan arkadaşlarım da var. Çok yetenekli 3-4 senelik arkadaşlarım da var. 2019 yılında Ukrayna'daki ön eleme müsabakalarında namağlup şampiyon olup Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası B Ligi Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bu ikinci kampımız. İlk kampımız bundan 25 gün önceydi ve 4 gün sürdü. İlk kampımıza 22 sporcuyu çağırdık ve 16 sporcuyu ikinci kampa davet ettik. Şu anda 16 sporcu, 8 kadın, 8 erkek oyuncuyla kampımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. En önemli özelliği arkadaşlık ortamının çok üst düzeyde olması. Çünkü herkes birbirini tanıyor. Kah üniversite arkadaşları, kah kulüplerde arkadaşlar, birbirlerine tatlı bir rekabetleri var kulüplerde ama burası başka bir platform. Buraya gelince herkes sadece milli takım, ay yıldızlı forma için mücadele ediyor. Maçlarımız 4 Ekim'de başlayacak. Sırasıyla 4 Ekim'de Slovakya ile, 5 Ekim'de Yunanistan'la ve 6 Ekim'de Galler'le oynayacağız. Dişimize göre bir grup olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki sahaya çıkmadan hiçbir şeyin garantisi yok ama en azından kafa kafaya mücadele edeceğimiz rakiplerimiz var. Oradan çıktığımızda diğer grupta ev sahibi Polonya var, İsviçre var, İrlanda ve İskoçya var. Diğer grubun ilk ikisiyle birinci, kendi grubumuzda ilk ikiye girdiğimizde diğer grubun çaprazıyla oynayacağız. Hedefimiz tabii ki A Ligi'ne çıkmak. Çünkü biz A Ligi'nin takımıydık. Yani bu ligler tabii ki küçümsemiyoruz hiç kimse ama bizim seviyemizin, biz seviyemizin altında oynuyoruz şu anda. Bir küme düştük. Bazı idari ve bazı IKF ile ilgili sorunlardan dolayı. Tekrar A Ligi'ne çıkmak için uğraşıyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Bize sahasını açan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Bilge Spor Salonu'nda yapmıştık ilk kampımızı. Koca Üniversitesi yöneticilerine, rektörlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu seyahatte gidişimizi sağlayan başta Sayın Bakanımız, Federasyon Başkanlarımız, Genel Sekreterimiz ve Federasyon Bürosu'nda çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Aslında yani biz amatör bir branşız ama gelişmekte olan da bir branşız. Ama maalesef çok zor gidebiliyoruz müsabakalara. İşte bunun umarım önümüzdeki yıllarda daha kolay, daha anlaşılabilir hale gelir.